Gece bir dilsizin ağzı gibi sessiz ve karanlıktı. Ne gökyüzünde bir yıldız ışıldıyor, ne bahçeden cırcır böceklerinin sesi geliyor, ne de güller kokularını yayıyorlardı. Uykusunun en derin anında, karşısında beliren gölgeler yüzünden Sultan Süleyman huzursuz uyuyordu. Gölgeler yaklaşıyor, tehdit ediyor, korkutuyor, kabus gördürüyordu. Biraz daha yaklaştıklarında kendisini ürküten gölgelerin heybetli yeleleriyle dişlerini göstererek kükreyen iki dehşet verici aslan olduklarını fark etti. Tam üzerine saldıracakları an, göz kamaştırıcı bir nur içinde Hazreti Muhammed önlerine çıkarak aslanları durdurdu ve Sultan Süleyman'a dönüp "Sen şu anda bu aslanların önünde ne kadar savunmasızsan, Kudüs şehri de o kadar savunmasız. Bu şehri koru. Surlarını ve kulelerini yeniden inşa ettir," dedi. Uykusundan sıçrayıp uyanan Sultan Süleyman hemen duvarların tekrar yapılmasını, özellikle de ağır, parlak beyaz taşlardan kuleler, mazgallar ve 7 adet kapı inşa edilmesini, kapılardan birinin üstüne önce gördüğü kabusun, şimdi ise şehrin savunma sembolü olan aslan heykellerinin oyulmasını buyurdu. Sonra uykusuna geri döndü. Gül kokuları yeniden etrafı sarmaya başlamıştı.